Arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Milli Edebiyat döneminde roman konusunu beraber işleyeceğiz. Evet tabii ki bu videoda neler öğreneceğiz? Buna bakıyoruz hemen. Milli Edebiyat dönemi romanlarının genel özellikleri, Milli Edebiyat dönemi romancıları ve eserlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce hemen ödevinizi veriyorum arkadaşlar. Evet bugün 24 Mart Çarşamba Milli Edebiyat döneminde roman 0'dan 10'a adlı kitabımızda sayfa 9. 96 ile 97 arasını yapıyorsunuz ve Dinamo Edebiyat adlı kitabımızda da 08 sayfayı yapıyorsunuz. Yani 8. sayfayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nın dönemlerine baktığımızda İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı başlangıcı belli değil. 11. yüzyıla kadar etkisini devam ettiriyor arkadaşlar. Bu dönemde sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olmak üzere iki dönemle karşılaşıyoruz. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'na baktığımızda ise 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar devam eden bir süreçtir. Burada tabii ki öncelikle bir geçiş dönemi var. Dört önemli eser var burada biliyorsunuz. Divanı Lügatit Türk, Tatkûbilik, eee Divanı Hikmet arkadaşlar ve Atabetü'l Hakayık. Bu kesinlikle bizim için çok önemli. Daha sonra tabii ki divan edebiyatı geliyor biliyorsunuz. Halk edebiyatı geliyor. Biz halk edebiyatında kendi içerisinde ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Dini tasavvufi halk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı olmak üzere üç ayırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki artık biz şu batıyla tanışalım ve batıya kapılarımız açılıyor. Hangi dönemle? Tanzimat edebiyatıyla beraber yani Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına baktığımızda 19. yüzyıl ve halen günümüze kadar devam eden bir süreç. Tanzimat Edebiyatı ile beraber 1860'da arkadaşlar ne yapıyoruz? Batı Edebiyatı ile tanışıyoruz. Onun sonrasında Servet Fünun Edebiyatı dönemi var. 1896 ve 1901 yılları arasında. Feşriati topluluğu var 1909-1912 yılları arasında. Milli Edebiyat Dönemi var yani şu an işleyeceğimiz roman Milli Edebiyat Dönemi'nden biliyorsunuz. 1911-1923 yılları arasında ve Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı başlıyor. 1923 ve günümüze kadar devam eden bir süreç mutlaka bu dönemleri bilmemizde fayda var. Evet milli edebiyat Dönemi'ne baktığımızda yani 1911 ile beraber neler olmuş 1923'e kadar yani cumhuriyet dönemine kadar 1839'da Tanzimat fermanı ilan edildi arkadaşlar 1860'da Tercüman Yahval gazetesi ile beraber Tanzimat birinci dönem edebiyatı başlamış oldu 1860 yılında. 1876 yılında ikinci Abdülhamit, 1. Meşrutiyet, Tanzimat 2. dönem edebiyatının olduğu yıllardır arkadaşlar. 1896'ya kadar 1896'da Servet-i Fünun dergisi Tefik Fikret, Servet-i Fünun edebiyatının olduğu seneler 1896 ve 1901 yılları arası. 1908'de ikinci meşrutiyet dönemidir. 1909'da arkadaşlar Hilal Matbaası toplantısı ve Fecriati topluluğunun kurulduğu yıllardır diyoruz. 1911 yılında Genç Kalemler Dergisi biliyorsunuz Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip tarafından ortaya atılmış. Genç Kalemler Dergisi ve Milli Edebiyat'ın artık tamamen resmi olarak başladığı dönem 1911 dönemi. 1912 yılında Balkan Savaşları'nın olduğu dönem 1912 ve 1913 yılları arası. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı 14 ve 18 yılları arası. 1919'da Milli Mücadele 1919 ve 1922, 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar dediğim gibi devam eden bir süreçtir diyoruz arkadaşlar. Evet milli edebiyat döneminde roman nasıldı peki buna bakalım artık. Tabii ki bu dönemde arkadaşlar milliyetçilik ve Türkçülük akımlarından etkilenmişlerdir sanatçılar. Yani Osmanlı devleti altında Osmanlı çatısı e, altında yaşayan herkesi ne olarak kabul ediyorlar? Türk olarak ve yani birlikte birlikte birlik içerisinde hareket etmeye davet ediyorlar. Bu yüzden de bu dönemde milliyetçilik ve türkçülük akımları kesinlikle önemli. Sanatçılar bu akımlardan etkilenmişlerdir diyoruz. Ve artık sanatçılar şunu söylüyor. Biz artık saraylardan, konaklardan çıkalım. Anadolu'ya yönelelim. Anadolu insanının acısını, üzüntüsünü, Anadolu insanını romanlara konu etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de sanat sanat için değil de sanat toplum için anlayışını benimsemişler ve bu şekilde hareket etmişlerdir diyoruz. Konu mekan kişi seçiminde yerlilik ve millilik ilkesi son derece esas alınmıştır. Artık yerli kaynaklara yönelmek istediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Evet tabii ki biz bunu yaparken bu kadar halka inmişken Arapça ve Farsça tamlamaları kullanmak yanlış olur. Bu yüzden Arapça ve Farsça sözcüklerden uzak son derece halktan her tabakanın anlayacağı sade bir dil kullanmışlardır diyoruz. Yani kısaca halka doğru felsefesiyle hareket etmişlerdir. Halka doğru anlayışıyla hareket etmişler diyoruz. Anadolu coğrafyasına ve Anadolu insanına yoğunlaşılmıştır bu dönemde arkadaşlar. Adı üstünde milli edebiyat, milli kaynaklarımıza, insanlarımıza, milli felsefemize, milli değerlerimize yöneldiğimiz bir dönem olmuş. Toplumun her kesiminden kişilerin yaşantısı yansıtılmıştır. Ülkenin her köşesi mekan olarak kullanılmış, yani mekan genişletilmiş arkadaşlar. Vatan, millet, bağımsızlık, kuşak çatışması gibi temalar işlenmiştir diyoruz. Türklerin uzak geçmişi ve milli mücadele burada anlatılmıştır artık çok önemli. Ve arkadaşlar tabii ki sanatçılar bunu yaparken gerçekçilik akımından yani realizm akımından yararlanmışlardır. Peki bu dönemde eser veren yani bu dönemdeki önemli sanatçılar kim? Ömer Seyfettin. Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Akı Gündüz, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi değerli isimler karşımıza gelecektir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz tabii ki Halide Edip adı var kesinlikle çok önemli bir kadın romancımızdır. Halide Edip adı var ilk romanlarında ideal kadın tipleri üzerinde durmuş ve kadın sorunlarını anlatmış. Aynı zamanda arkadaşlar bununla beraber aşk temasında işlemiştir diyoruz. Halide Edip adı var arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminde özellikle Kurtuluş Savaşı, Türkçülük akımı, sosyal çevre gibi konuları işleyen önemli bir sanatçımızdır diyoruz arkadaşlar. Yani Milli Edebiyat döneminin hakiki romancılarından biridir ve işgal yıllarında milli mücadelenin içerisinde aktif rol oynamış bir kadın yazarımızdır diyoruz arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz ki özellikle e, ülkenin işgaline karşı halkı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalarla özellikle Sultan Ahmet mitinglerinde yaptığı konuşmalarla ön plana çıkmış ve adından çokça söz ettirmiştir. Hatta biliyorsunuz ki bu konuşmalar sonucunda bir süre kendisiyle ilgili idam kararları çıkarılmıştır. Evet, Milli Mücadele'ye katkılarından dolayı kendisine on onbaşılık ve başçavuşluk rütbeleri verilmiştir diyoruz. Savaş sonrasında Yakup Kadri ile Tetkiki Mezalim Heyeti'nde görev almıştır arkadaşlar. Evet önemli bir romancımız. Cumhuriyet dönemi romanlarında dönemin sosyal analizini yapmış, doğu batı sentezini savunmuştur diyoruz. Tabii ki yine aynı şekilde gözleme önem verdiği için yine gerçekçiliğe önem verdiği için ne yapmıştır arkadaşlar? Realizm akımından etkilendiğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Halide Edip adı var Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış arkadaşlar önemli bir sanatçıdır diyoruz. Evet, eserlerine baktığımızda Handan romanında arkadaşlar ee, kahramanlarının birbirlerine yazdıkları mektuplarla gelişen olayları anlatır. Yani mektuplardan oluşan bir romanı olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle önemli. Yeni Tuğran yine çok önemli bir eseri arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine baktığımızda e, Mevud'un hüküm Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek arkadaşlar milli mücadele yıllarını anlatan önemli bir eserdir diyoruz. İzmir'in işgali sırasında kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe'nin hayatını anlatır. Ayşe'nin etrafında şekillenen bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Kalp Ağrısı. İsimli romanda arkadaşlar daha çok bireysel konuları ve kadın psikolojisine dile getirmiştir. Vurun Kahpe adlı eserinde yine aynı şekilde arkadaşlar Batı'ya daha doğrusu Batı Anadolu'ya öğretmen olarak atanan Aliye'nin hayatı anlatır, anlatılır. Vurun Kahpe isimli romanında Zeyno'nun oğlu Mine kesinlikle önemli bir eseri. Yine baktığımızda arkadaşlar Sinekli Bakkal kesinlikle önemli bir eseri çünkü Sinekli Bakkal'da 2. Abdülhamit dönemi toplumunu bir aşk hikayesi etrafında tahlil eder diyoruz. Tatarcık kesinlikle önemli bir eseri olduğunu söyleyebiliriz. Evet Baktığımızda Tatarcık'ta da yine Kurtuluş Savaşı sonrasında toplumsal ve sosyal konulara yöneldiği bir eseri Sonsuz Panayır'da yine konusunu toplumsal konulardan alır. Akılay Hanım Sokağı yine önemli eserleridir, önemli romanlarıdır diyoruz. Hikayesine baktığımızda Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt Çok Önemli, İzmir'den Bursa'ya Kubbe'de Kalan Hoşsa'da tiyatrosuna baktığımızda Kenan Çobanları, Maske ve Ruh. Yine anısına baktığımızda arkadaşlar sınavlarda çok fazla karşınıza gelebilir. Halide Edip Adıvar'ın anıları mor salkımlı ev ve Türk'ün ateşle imtihanı önemli anıları olduğunu söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ateşten gömleğe biraz bakalım. Ateşten gömlek Yakup Kadri Ateşten Gömlek adlı bir roman yazmaya başlamış, projesinden Halide Edip'e söz etmiştir. Halide Edip aynı adla bir roman yayımlayınca Yakup Kadri romanın adını, yapısını ve kişilerini değiştirip yaban adıyla yayımlamıştır. Ne zaman? 1932'de. Romanın başında Yakup Kadri'ye hitaben yazılan açık mektupta halide Edip bu olayla ilgili görüşlerini açıklar. Eser Türk edebiyatında Milli Mücadele'yi anlatan ilk romandır. Yani Kurtuluş Savaşı'nı anlatan İlk romandır diyoruz. 1922'de İkdam gazetesinde bölümler halinde yayımlanmış, 1923'te artık kitaplaştırılmış ve basılmıştır arkadaşlar. Ateşten Gömleğin baş kişileri İhsan, Peyami ve Ayşe'dir kesinlikle önemli. Roman, roman kişilerinden Peyami'nin anı defterleri şeklinde kurgulanmıştır olay zamanı 1911'den Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi kaplar. Yani geniş bir zaman dilimine yayılmış bir romandır. Olaylar İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Ankara'da geçer arkadaşlar. Romanda vatanseverlerin Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmaları anlatılmıştır. İnsani özellikler ise Peyami, İhsan, Ayşe arasındaki üçgen üzerinden yansıtılmıştır diyoruz. Arkadaşlar Ateşten Gömlek kesinlikle çok önemli milli mücadeleyi anlatan ilk romandır diyoruz. Ve geçtik Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na. Yine kesinlikle bizim için önemli bir sanatçı arkadaşlar. Sanat yaşamına yani edebi yaşamına fecriati topluluğu içerisinde başladığını söyleyebiliriz. Daha sonra milli edebiyat anlayışıyla eser vermeye devam etmiş. Romanlarında Tanzimat'tan yaşadığı ana kadar yani 1950'lere kadar daha doğrusu dersek daha doğru olur. Tanzimat'tan 1950'lere kadar geçen süreyi yansıtmayı başarmış. Romanlarında genellikle bir tezi savunmuştur arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz tezli romanı vardır onun. Evet karamsar bir bakış açısı eserlerine de son derece yansımış ve arkadaşlar milli edebiyatın zaten bütün sanatçıların hemen hemen etkilendiği akım olan realizm akımından etkilendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki amacı toplumun duygu düşüncelerini yansıtmak olduğu için yine eserinde toplum için sanat anlayışına bağlı kalmıştır diyoruz. Eserlerine baktığımızda Nur Baba arkadaşlar önemli bir eseri daha doğrusu Nur Baba'da böyle e, tekkelerde yozlaşmalar ele alınmıştır. Nur Baba'da kim var burada biliyorsunuz. Ziba Hanım var, Nigar Hanım var, Süheyla var ve Nur Baba var bu önemli karakterleri. Kiralık konağa baktığımızda yine kesinlikle önemli bir eserdir arkadaşlar. Tanzimat yıllarından ikinci meşrutiyet öncesi yıllara olan dönemde yaşanan değer çözülmesini yarattığı kuşak çatışmasını anlatıyor kısaca arkadaşlar. Kim var burada? Seniha var, Faik var, Naim Efendi var, Hakkı Celis var arkadaşlar. Önemli bir eserdir diyoruz. Daha sonra hüküm gecesine bakıyoruz. Hüküm Gecesi'nin arkadaşlar çok önemli bir eseridir meşrutiyet sürecinde özellikle itaat ve terakki içerisinde yaşanan kavgaları ve çatışmaları ele almıştır diyoruz. Yine önemli bir eseri. Sodom ve Gomorra'ya baktığımızda arkadaşlar işgal altındaki İstanbul'u kutsal kitapta geçen Tanrı'nın gazabına uğramış olan yani Filistin şehri olan Sodom ve Gomorre şehirlerine benzettiğini söyleyebiliriz. Burada da karşımıza kimler çıkacaktır? Leyla, Necdet ve Sami Bey romanın önemli kahramanları ve karakterleri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet yine baktığımızda Ankara isimli romanında Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünün hemen ardından yayımlanan bir romandır bu. Savaş günlerinden başlayarak Cumhuriyet dönemi Ankara'sı inkılapların bu 10 yıllık süreçteki geldiği noktayı anlatır diyoruz. Selma Hanım önemli bir kişi Nazif Bey ve Binbaşı Hakkı Bey anlatılır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik en en önemli romanlarından birini arkadaşlar yaban isimli roman tabii ki yine kurtuluş savaşını anlatan bir eserdir arkadaşlar İstanbul'u aydın olan aslında Ahmet Celal'in gözüyle kurtuluş savaşı sırasında Porsuk Irmağı yakınlarında bir Orta Anadolu köyünde yaşanan olaylar anlatılmıştır diyoruz kesinlikle önemli. Evet bir Sürgün adlı eserine baktığımızda özellikle arkadaşlar 1938 yılında yayınlanan bir romandır ve Birinci Dünya Savaşı sırasında daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Batı uygarlığının çürük ve değersiz yanları anlatılır Bir Sürgün adlı romanında. Panorama yine Panorama arkadaşlar Yakup Kadri'nin son romanlarından biridir. Nehir ya da Irmak roman olarak geçer ve e, ne yapmıştır burada iki cilt halinde kalemi almış Ankara romanından sonraki inkılapları ele almıştır diyoruz. Hep o şarkı yine önemli romanlarından biridir. Bu artık tamamen son romandır ve bu romanda artık e, Yakup Kadri ne yapmıştır arkadaşlar? Tabii ki diğer eserleri diğer romanları kadar e, ne olmamıştır ilgiyle karşılanmamıştır e, eserde Abdülaziz dönemi işlenmiştir diyoruz. Hikayesine baktığımızda Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Nirvana, Veda isimli tiyatroları mensur şiirine baktığımızda kesinlikle çok çok önemli. Erenlerin bağından, okunucundan önemli eserleri. Anılarına baktığımızda Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 40 Yıl, gençlik ve edebiyat hatıraları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet Yakup Kadri yine dediğim gibi önemli bir şahsiyet, önemli bir romancı olduğunu söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz tabii ki. Şimdi kiralık konağa bakmamız gerekiyor. Çünkü önemli eserlerinden bir tanesidir kiralık konak. Yakup Kadri'nin bu ilk romanı 1922'de yayımlanmıştır. Romanın öne çıkan kişileri Seniha, Naim Efendi, Hakkı Celis'tir. Seniha batıllaşmayı yanlış anlayan dejenere bir tiptir. Yani yozlaşmış bir tip. Seniha Tanzimat'tan beri işlene gelen alafranga züppe tiplerin kadın versiyonudur arkadaşlar. Yani batıya bir özlenme söz konusu. Roman kişilerinden Hakkı Celiz yazarı temsil eden idealist bir kişidir. Romanda kişilerin psikolojik tahlilleri yapılmıştır. Olaylar İstanbul'da geçmektedir. Olay zamanı 1908-1916 yılları arasını kapsamaktadır. Konak Osmanlı dönemini ve geleneksel hayat tarzını simgelemekte. Yanlış batılaşma teması ve buna bağlı olarak kuşak çatışmasını anlatır arkadaşlar. Nedir? Dede, kızı ve torunuyla arasındaki kuşak çatışmasını anlatır ve temelinde de yanlış batılaşma var. Eski bir bürokrat Naim Efendi ve ailesinin modernleşme sürecinde yaşadığı maddi ve manevi çöküşten hareketle bir dönemin toplum hayatı yansıtılmıştır. Evet geçtik Reşat Nuri arkadaşlar. Reşat Nuri eserlerinde gözlem ve izlenimlerden yararlanmıştır. Olay kahramanlarını çevreyle iç içe gerçekçi bir bakışla yansıtmıştır. Yanlış batıllaşma, batılı inançlar, günlük yaşam, kuşak çatışması eserlerinin temasını oluşturur. Sade ve canlı bir dille yazdığı eserlerinde Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Kimi eserlerinde mizahtan ve ironiden de yararlanmış arkadaşlar. İyimser bir bakış açısı eserlerine yansımıştır diyoruz. Şimdi baktığımızda özellikle arkadaşlar romanlarına baktığımızda gizli el, çalı kuşu ki çalı kuşunu hepiniz en azından hayatınızda bir kere duymuşsunuzdur. Kesinlikle önemli bir eser. Neyi anlatıyor arkadaşlar? Öğretmen yani Feride'nin hayatını anlatıyor diyoruz. Evet Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Damga önemli eseri var arkadaşlar yine. Önemli bir romanı olduğunu söyleyebiliriz Damga'nın. Akşam Güneşi, Yeşil Gece kesinlikle çok önemli bir eseri. Devam ediyoruz yine. Acımak önemli bir eseri arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yaprak Dökümü. Evet, Yaprak Dökümü önemli. Kızılcık dalları, eski hastalık, miskinler tekkesi arkadaşlar. Miskinler tekkesi de yine önemli bir eseri ve burada zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olan kişinin dilenecek kadar kötü bir hale düşüşünü anlatıyor arkadaşlar. Harabelerim çiçeği yine önemli romanlarından biridir. Hikayelerine baktığımızda Gençlik ve Güzellik, Roçil Bey, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun olağan işler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tiyatrosuna baktığımızda Hançer, Eski Rüya, Şemsiye Hırsızı, Taş Parçası, Hülleci, Eski Şarkı, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti ve tabii ki arkadaşlar önemli gezi yası olan Anadolu notları vardır. Biliyorsunuz ki yazar 1927 yılından sonra kasaba kasaba gezme fırsatı bulmuş ve Anadolu'yu eserlerinde anlatmaya devam etmiştir. Ve bu gezilerin sonucunda gezi türündeki Anadolu notları adlı eseri arkadaşlar ne yapmıştır? Kalemi almıştır. Tabii ki Anadolu notları adlı eserinde önemli bir gözlem ve realizmin etkisini görebiliriz. Evet. Şimdi Çalı Kuşu'na biraz bakmamız gerekiyor. Reşat Nuri'nin bu eseri İstanbul Kızı adlıyla tiyatro oyunu olarak basılmış. Daha sonra 1922'de Çalı Kuşu adıyla romanlaştırılmıştır. Romanın öne çıkan kişileri Feride yani Çalı Kuşu, Kamuran, Hayrullah Bey ve Munise'dir arkadaşlar. Romanın büyük bölümü baş kişilerden Feride'nin anı defteri şeklinde kurgulanmıştır. Feride halka doğru anlayışını yansıtan ve aydın halk e kucaklaşmasını sağlamaya çalışan idealist tiplerin ilk örneklerinden sayılmaktadır. Romanda eserin basımından önceki 20 yıl kadarlık bir dönem anlatılır. Romanda olaylar İstanbul'da ve Anadolu'da neresi arkadaşlar? Bursa, Zeynilerköy'ü, Köyü, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'nda geçer. İstanbul'lu köklü bir ailenin kızı olan Feride'nin nişanlısı tarafından ihanete uğramasıyla kendini öğretmenlik mesleğine adaması ve Anadolu'da şehir şehir dolaşması anlatılmıştır. Çok önemli bir eser. Anadolu'nun ve Anadolu insanının içinde bulunduğu durum yansıtılmıştır. Eğitim teması işlenmiş, eğitimle ilgili sorunlar gündeme getirilmiştir. Roman yazarın kendi hayatından ve Anadolu gözlemlerinden izler taşımaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar Refik Halit Karay kesinlikle yine önemli bir e, sanatçı, önemli bir romancı. Sanat hayatına fecrati toplu içerisinde başlamış. Daha sonra Milli Edebiyat Anlayışı'ndan etkilenmiş ve Milli Edebiyat Anlayışı'na uygun eserler yazmıştır. Olay öykücülüğünü benimsemiş, Maposan tarzı öykücülüğü benimsemiş, hikayeciliği İstanbul sınırları dışına çıkarmıştır. İnsanların dürüst olmayan kurnaz ve menfaatçi yönlerini yansıtmış ve realizm akımından etkilendiğini söyleyebiliriz. Eserlerinde güçlü gözlem yeteneği, mizah ve eleştiri dikkat çeker diyoruz arkadaşlar. Ve yine kirpi takma adıyla mizahi hiciv yazıları yazdığını söyleyebiliriz. Eserlerine baktığımızda İstanbul'un iç yüzü ya da İstanbul'un bir yüz arkadaşlar. Yezid'in kızı, çete, sürgün, nilgün, yer altında dünya var. Bugünün saraylısı, kadınlar tekkesi, önemli eserleri olduğunu söyleyebiliriz. Hikayeleri, memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri, anı, sohbet ve fıkra yazılarına baktığımızda ay peşinde ve bir içim su olduğunu görebiliriz. Ve mizahi hiciv yazılar arkadaşlar, kirpinin dedikleri biliyorsunuz ki kirpi onun takma adıdır. Aka Gündüz'e bakıyoruz. Aka Gündüz çocuklara milliyetçilik duygularını aşılamak için milli hikayeler yazmıştır. Tezli ve ideolojik romanlar kaleme almıştır. Cumhuriyete ve Atatürk'e olan sevgisi ve bağlılığı eserlerine yansımıştır arkadaşlar. Eserlerinde vatan sevgisi, millet sevgisi, kurtuluş savaşı yani milli mücadele, Atatürk ve benzeri konuları anlattığını söyleyebiliriz. Romanlarında İstanbul kötülüğü, Anadolu ise iyiliği ve temizliği simgeler. Eserleri teknik açıdan biraz olsun kusurludur arkadaşlar. Evet en önemli eserleri Dikmen Yıldızdır yani romanı. Odun kokusu, iki süngü arasında ve yıldız önemli eseri vardır. Hikayesine baktığımızda Türk kalbi, sarı zeybek. Tiyatrosuna baktığımızda beyaz kahraman, gazi çocuklar için Şiirine baktığımızda arkadaşlar bozgun, çocuk kalbi ve Türk duygusu olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik kime? Ahmet Hikmet Müftüoğlu arkadaşlar çok önemli bir isim önce Servet-i edebiyatıyla sanat yaşamına başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun. Daha sonra Haristan ve Gülistan bu dönemin ürünüdür. Yani Servet-i döneminde yazmış olduğu hikayelerini ve düz yazılarını Haristan ve Gülistan adlı eserinde toplamış bir araya getirmiştir diyoruz. Önemli. Sonra milli edebiyat anlayışını benimsemiş ve bu yönde eserler vermeye başlamıştır. Evet, bu dönemde Türk tarihini ve Türk kültürünü anlatmış. Gönül Hanım adlı romanı Turancılık düşüncesinin işlendiği tezli bir romandır. Eserlerine baktığımızda romanı Gönül Hanım, Hikayesi Haristan ve Gülistan ve Çağlayanlar olmak üzere arkadaşlar iki tane hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Çağlayanlar adlı eserinde özellikle saf bir Türkçe ile yazdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani artık Servet İfyu'nun etkisi kalmamıştır. Ebu Bekir Hazım Tepeyran'a baktığımızda Milli Edebiyat Akımı'na katılmamış bağımsız çizgide eser veren bir sanatçı. Realizm akımından etkilenmiş Küçük Paşa adlı romanı köye yönelişin öncü romanları arasında yer alır. Romanda köyüne dönen roman kişisi Küçük Paşa'nın hayatı üzerinden bir Orta Anadolu köyü çok gerçekçi ve ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar anlatılmıştır. Kişiler yöresel ağız özelliklerine göre konuşturulmuştur diyoruz. Evet eserlerine baktığımızda roman, küçük paşa, hikayesi, eski şeyler, şiiri, kar çiçekleridir diyoruz arkadaşlar. Evet bakıyoruz şimdi biz bu videoda neler öğrendik? Milli Edebiyat Dönemi romanının genel özellikleri, Milli Edebiyat Dönemi romancıları ve eserlerini öğrendik diyoruz arkadaşlar. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Hemen ödevimizi tekrardan hatırlatıyoruz. Evet baktığımızda ödevimize hemen şöyle bakıyoruz 24 Mart. Ee, neyi gördük? 0'dan 10'a 96 ve 97 arası hemen şöyle açıyoruz. 96 ve 97. sayfaları yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Milli Edebiyat döneminde roman, Milli Edebiyat döneminde roman bu iki sayfayı ödev olarak veriyorum sıfırdan ona. Ve yine Dinamo Edebiyat Soru Bankamızdan evet sayfa 8'i yapıyorsunuz. Hemen şöyle gösteriyorum. 8. bölümü yapıyoruz burada da arkadaşlar. Evet test RAS 8 yani 121'i burada da 121'i yapıyoruz. Hemen veriyorum ödevinizi. Evet arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde roman kısmını çözüyorsunuz. Kesinlikle ödevinizi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle kaldırdığımızda gelsin bakalım ödüllü sorumuz. Türk Edebiyatı'nda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman hangisidir? Haydi bakalım yorumlarda buluşuyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.